Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Giderek inşallah büyümeye devam edeceğiz. Büyüdükçe de daha güzel videolarla ben karşınızda olacağım. Şu an virüs olduğu için çok fazla dışarıda ya da Korelilerle aslında video çekmeye planlarım bayağı var, sokak videoları tarzı, ama virüsten dolayı çok fazla sokağa çıkamıyoruz. Bu tür videolarda maalesef çekmek birazcık imkansız. Umarım virüs biraz daha Kore'de iyi olduktan sonra, şu an kontrol altında, Türkiye'ye göre çok çok iyi durumda. Daha iyi olduktan sonra daha güzel videolarla karşınızda olacağım. Bugün ben bir tarif keşfettim. Ya böyle bir tarif internette var mı ya da daha önce yapanlar var mı? İnanın hiç bilmiyorum. Ben bu tarifi kendim düşünerek yaptım. Belki vardır da daha önce yapanlar, hiç bakmadım da. Bugün ben balık köfte yapacağım. Somon köfte. Benim elimde somonum var. Ama siz herhangi bir balıktan, balık filetosundan yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Özellikle benim gibi balığı çok fazla sevmeyenler için bayağı vitaminli, güzel bir öğün oluyor. Şimdi malzemelerimiz için ilk önce şöyle bir parça somonum var. Siz malzemeleri kişi sayısına göre fazlalaştırabilirsiniz. Muhtemelen bundan daha az yapamazsınız. Ben tek başıma olduğum için az yapıyorum. Şöyle orta boy yarım soğanım var. Orta boy bir tane biberim var. Bir tane biraz büyük bir sarımsağım var. Ama Kore'de sarımsaklar Türk sarımsağı kadar keskin değil. Yani ben burada iki tane sarımsak koyarsam Türkiye'de olan sarımsağın tadına bir sarımsağın tadı ile eşdeğer. Onun dışında şöyle 2-3 yemek kaşığı ufalanmış ekmeğim var. Daha önce blenderdan geçirmiştim. Burada dereotu bulamadığım için buzlukta olan dereotum var. Biraz dereotu koyacağım. Bir tane yumurta var demiştim. Toz biberim var. Tuzum var. Karabiberim var. Biraz da zeytinyağım olacak. Ben bugün biraz böyle fırın tarzı bir şey yapacağım. Çok fazla yağlı olmaması açısından da. Şöyle hemen benim filetom yıkanmıştı zaten. Bence balık yemeklerinin yanına en çok yakışan sebze brokolidir. O yüzden ben bugün bir brokoli salatası yapacağım. Brokolilerimi yıkadım sirkeli suda. Hatta biraz da suyunu, haşlama suyuna sirke koydum. Bunlar burada haşlanırken ben brokolim için yapacağım sosu hazırlayacağım. Bu sosu kuru soğanları ince ince dilimleyip kuru soğanları bu sosla birlikte birazcık bir 5 dakika dinlendikten sonra kırmızı et yemekleri ya da ızgara yemeklerinin yanında gerçekten çok lezzetli bir sos. Şimdi sosum için 2 tane sarımsağı, soya sosuna, susam yağına ve de gene sirkeye ihtiyacım var. Sirkem çok az kalmış. 2 tane köftelerimizi yapalım. Köfteyi iki farklı şekilde yapmaya karar verdim. Tavada kızartacağım yarısını. Yarısını da şöyle bir benim fırın şeklinde olan makineler var. Şu şekilde. Yarısını da buranın içinde yapacağım. Şekil vermek size kalmış. Nasıl şekil verdiğiniz hiç önemli değil. Ben şöyle birazcık şu şekilde kaç tane girecekse koyacağım. Siz bunun içine kaşar peyniri de ortasına koyabilirsiniz. Yani denemedim ama bence lezzetli olabilir.
atabilirsiniz tabii. Bu fırında aynı şey olduğu için ben burada pişiriyorum. Şöyle önce bir 15 dakikaya 200 derecede ayarlıyorum. Sonra ona göre evet, köftelerimin yarısı burada kızarıyor. Bu arada susam koymuştum. Onu herhalde az önce video çekmedim. Şöyle biraz da şu kadar ufak ufak doğradım brokolileri. Komple sosun içine aktarıyorum. Bu makineye attım, tam 15 dakikada pişti. Bence yeterince güzel görünüyor. Şöyle göstereyim. Ben biraz büyük yaptım tabii. Şimdi tabağa yerleştirelim. Şunlar da tavada pişirdiklerim. Tadına bakacağım, hangisi daha güzel olduğunu söyleyeceğim şimdi. Evet, şimdi tadına bakalım nasıl olmuş. İlk önce şu yağda kızarttıklarımın tadına bakacağım. Çok güzel olmuş ya. Güzel. Ya şu sos var ya. Brokoli sevmeyenlere bile brokoli sevdirecek bir sos. Şimdi de fırında pişirdiklerimi tadına bakayım. Yani fırın diyorum. Çok sıcak. Aslında ikisi de çok güzel. Belki ben biraz daha sarımsağı fazla koyabilirmişim. Siz 2 diş sarımsak atın. Benim buradaki Kore sarımsağında 3 diş kullanmam gerekiyor. Ama onun dışındaki tadı gerçekten çok güzel. Yağda kızarttım. Evet, daha köfte gibi tadı baskın. Haşladığım ise daha hafif. Muhtemelen çok fazla içinde yağ olmadığı için. Tadı gerçekten çok güzel. Daha önce de yapıp yediğim için zaten ben çok severek yiyorum. Siz kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra zile basarsanız anında videolardan haberdar olabilirsiniz. Bu aralar sık sık video atmaya çalışıyorum. Tarifle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ne? Kim Hamza? Şimdi Hamza değiniyor. Ne baba? Başım ne? Yana rango ya. Aa. Cinta? Maşisa? An maşisa mı hani? Mayı maşisa. Cinta? Öyle takıyordu ki İsa. Hopso. Ah İsa, hacıman. Çega moru geçso. İgo çega mandresso. Sengel. Sengel ki hesso. İgo mani mandresso. Hacıman tame. YouTube passo. İsa. Yon o animni da tarın fiş kaçtı. Acaba ilk ki maşı son? Brokoli otte? Kençanne. Kençanne mi o ya? Kençanne. Kençanne mi o ya? Çoğa yo. Benim eşim bu aralar enerjisini kaybetti. Yok var, enerji yok. İşten geldi. Kere, iko video YouTube buatsa, buayo. Maşke mogo. Kamsahamnida.